Şimdi bir prizma verilmiş, ayrıtları veriliyor 4, 6, 8. İçine küp yerleştirilecekmiş. Kaç tane yerleştirilebilir diye soruluyor. Büyük hacimli olacakmış. Tabii bu küpün bir kenarı x ise bütün kenarları, tabii kenar değil de ayrıt deniyor ona. Ayrıtları x olur. Şu x olacak. X böyle düşeceğiz. Demek ki bu x 8'i bölmeli. Yoksa buraya yerleştiremeyiz. Mesela bizim x'imiz 3 santim olsa buraya yerleşmez. 3, 6, 2 santim boşluk kalır. Oraya da bir küp yerleştiremeyiz artık. Demek ki bizim x'imiz 3'ü bölecek. X 3'ü bölecek. Bu tarafa doğru da yerleştireceğiz. 6'yı da bölecek. Yukarı doğru da yerleştireceğiz. 4'ü de bölecek. Demek ki bizim x'imiz 3, 6, 4'ü bölen bir sayı. Bunları bölen bir sayı. Bizim istediğimiz az sayıda küp yerleştirmek, en büyük hacimli küp yerleştirmek istiyoruz. Bizim x'imiz büyük olmalı. Demek ki 3, 6 ve 4'ü bölen en büyük sayıyı arıyoruz. O da OBEP'leri olur. Aradığımız şey OBEP 3, şuna. Evet, 3 yok. Burası 6, 8, 4. 4, 6, 8. Şunu yanlış yazmış. Şu 6, 4, bu 8 olacak. Şunu yanlış yazmış. Şurası 8. Burası 8. Örnek vermiştim az önce. Oradan geldi sen. 3, 8, 6, 4. OBEP'lerine bakalım. OBEP 8, 6, 4. Tabi direkt söyleyebiliriz biliyorsak ama 2'ye böleriz 4, 2'ye böleriz 3, 2'ye böleriz 2. Dışarıya 2 atıyorum. Bu durumda bizim x'imiz 2 çarpı OBEP. Şimdi bunları bölen en büyük sayı yazıyoruz. OBEP'leri. Şunları bölen sayı OBEP'leri yani. 4, 3, 2. Bunlar aralarında asal. Zaten 3 ve 2 peş peşe gelen ardışık sayı olduğu için aralarında asal olacak. OBEP'leri 1. Demek ki bizim x'imiz 2. Ama bizim aradığımız şey x değil. Biz şu küpün kenarını değil de kaç tane küp olacağını arıyoruz. Şimdi küpleri yerleştirirken şu sıraya yerleşecek küp sayısı 8 bölü 2 olacak. 8 bölü 2. Bu sıraya 8 bölü 2'den 4 tane yerleşir. Şu sıraya çarpacağız hepsini. Şu sıraya 6 bölü 2'den 3 sıra gelir. Yukarı doğru da 4 bölü 2'den 2 sıra gelir. O sayılar da şuraya gelen sayılar olacak zaten. Yani 8'i 2'ye bölersek 4, 6'yı 2'ye bölersek 3, 4'ü 2'ye bölersek 2. Daha karmaşık olsaydı yine buraya gelen sayılar şunların bölümleri olacak. 3 kere 4, 12 çarpı 2, 24. Demek ki 24 küp yerleşir bunun için. Yani şöyle hesapladık. Çarpmamızın sebebi şu. Mesela biz bunu tam tepeden görseydik, zeminini şöyle görecektik. Şimdi şurası, tabii ben kare yaptım. Şöyle dikdörtgen olacak. Tam tepeden görünce zemin şöyle olacak. Şöyle. 3 sıra buraya yerleştiriyoruz. Şurası 6 santimdi. 2 santim, 2 santim, 2 santim, 6 santim. Burası 8'di. O zaman buraya 4 tane yerleştireceğiz şöyle. Şöyle 2, 2. 2 çarpı, 2 çarpı, 2 çarpı. Şimdi 4 sıra buraya yerleştirdik. 3 sıra buraya yerleştirdik. Demek ki burada 3 çarpı 4, 12 tane küp meydana geldi. Yani zemindeki bir sırada 12 küp var. Biz yukarı doğru da 2 sıra yerleştireceğiz. Çünkü 4'ü tam şöyle ortadan bölersek üst üste 2 sıra çıkarız. Bunu, bu, bir de bunun üstüne bir tane daha çıkarız.